Arafa günü okunacaklar. Bunu da o gece söyleyemeyebilirim. Vakit yetmeyebilir. Bakın. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki karalarda duran Yeştemül Berri vel Bahr İlyas Aleyhisselam'la denizlerde duran yani adalarda, sahillerde Hızır Aleyhisselam her sene Arafa günü Arafat'ta buluşurlar. Her sene haç yaparlar. İhramdan çıkarken birbirini tıraş ederler ve peşine de şu duaları oku diye birbirine tavsiye ederler her sene. Bu benim eski kitabımda en eski de var. Bismillah maşallah la Şimdi bunu rivayetlerini topladık. Bu rivayetlerde diyor ki Allah Teala bu duayı okuyan sabah okuyan akşama kadar boğulmaktan, yangından, bir şeysi çalınmaktan, efendim şeytandan, zalim sultandan, yılandan, akrepten emin kılar. Bu var tefsirlerde. Ancak şimdi bizi alakadar eden neresi? Hızır ve İlyas aleyhisselam Arafa günü bu zikirleri Arafa günüyle bayram günü zikrediyorlar. Çünkü neredeler? Arafat'talar. Neredeler? Müzdelifedeler. Tıraş ne zaman oluyor? Bayram günü olacak. Büyük şeytan taşlamadan tıraş olamaz. Allah Allah. Bunlar nasıl yaşıyorlar? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, Zemzem'den bir, bir yudum içerler, seneye kadar yaşarlar diyor. Hızır Selam neyle yaşıyor? Arada kebapçılara da uğramıyor yani. Nasıl yaşıyor? Her sene zemzemden bir şerbet içerler yekfiyan ila kabil seneye kifayet eder diye. Hey kurban oldum bize de öyle bir durum olsaydı canımız çıktı şu yemekten içmekten ya. Yiyorsun efendim ondan sonra halabekçiliği yapıyorsun ondan sonra. Yemedim bir dert. Şekerin düşüyor. Yedin şekerin çıkıyor. Kapuz oluyor. Hazım etmiyor rahmetli Göktaş'ın dedik. şu melekler ne rahat derdi ya şu melekler ne rahat ben de anlamıyordum ne diyordu çocuktum o zaman şu melekler ne rahat derdi sıralı zikir ibadet ama abdest almaktan canımız çıktı e abdest bozuluyor ki de ya melekler çok rahat ama işte meleklerden de üstün olabilecek kabiliyette yarattım Mevla bize daha fazla kazandırmak istiyor cihat cihat ne demek nefisle mücadele demek yani zor hakikaten zor abdest işi. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Arafa günü güneş batmadan evvel her kim bu zikri besmeleli zikri yaparsa Bismillah maşallah. La kuvvete illa billah. Maşallah. Kullu ni'metin min Allah. Maşallah. El hayru kullu bi Maşallah. La asrubu su'e illa Bunda da bir rivayet yüz kere güneş batmadan Araf'e günü. Bir rivayet bir kere. Yani bu bir kereyi de yapmayanı herhalde döverler ya. Yani. Bilmiyorum ben. Böyle bir müjde olabilir mi diyor? Allah Teala diyor, onu şeytandan muhafaza eder hayatı boyunca arşın fevkinden Allah nida eder. Kat <laughs> ale Sen beni razı ettin, seni de razı etmek bana düşer. Selni ut ki ne istersen vereceğim diyor. Bu zikir de ikindiden sonra Arafe günü akşam namazdan evvel cumartesi gecesi bunları yetiştiremeyebilirim. Bayramla ilgili bayağı izah edeceğim için birbirine girer yani. Onun için şimdi söylüyorum. Bu da 80. sayfede bu Besmele-i Şerife, bu zikir mutlaka okunması lazımdır. Ee, çünkü bunlar Arafat'ta Cibril, Mikail, İsrafil ve Kadır. Dördü buluşuyor. Şimdi Cibril maşallah la kuvvete illa billah diyor. Mikail maşallah küllül izzeti minallah diyor. İsrafil aleyhisselam maşallah el hayru kullu biyedillah diyor. Hızır Aleyhisselam da maşallah la yetfe usû ve illallah diyor. Seneye üç büyük melekle Hızır Aleyhisselam Arafat'ta bir daha birleş oldu. Bu da ayrı bir rivayette. Bunları topladığın zaman burada duanın okunuşları zikrediliyor. Ondan sonra şu da çok önemli. Cabir İbni Abdillah'tan rivayet hadis-i şerif. Efendi Hazretlerimizle Arafat'ta biz bunları yapardık. Özellikle ikindi namazını müteakiben, kıbleye yönelecek. Burada olsaydım bu sene burada toplanacaktık da. İnşallah önümüzdeki senelerde şey yaparız. Arafa günü millet Arafat'ta vakfederken insanlar toplanıp zikir yapsalar çok fazileti var. Abi çok eski yaptırırdım ben onu ama şimdi bu senelerde yaptıramadım. Kıbleye dönerse yüz kere la ilahe illallah teala şerikele uzun tevhid. Yüz kere ihlas şerif. Yüz kere salat İbrahimiye ama onda ekleme var. Ve aleyna ma'u. Burada tesbihat var. Bunları yaparsa Allah Teala buyuruyor ki, Ey meleklerim şahit olun. Bu kulun beni tesbih etti, tehlil etti, tekbir etti, tazim etti. Senada bulundu, Habibime salavat getirdi. Ben bunu affettim. Kendine de şefaatçi ettim. Bu kulun benden istese, Arafat'ta toplanan şu anda milyonlarca hüccacı bunun hürmetine kabul ederim diyor. Yani düşün bak. Bu kulun istese diyor benden, Ya bunları da affet, onları da affederim. O kadar hatırlı benim nezdimde diyor. Bu da Arafa günü yapılacak. Bu zikirlerin sırayla okunuşu 81. sayfede. Uzun rivayetleri geçen sene almıştım. Bu sene almadım. Neden almadım? Çünkü kolay olsun. Ana rivayeti aldım. Ana hadis rivayetini aldım. Diğer tali rivayetleri almadım. Çünkü kitap gibi değil bu dergi. 81 82'de 100 uzun kelime-i tevit, 100 ihlas-ı şerif, 100 salat-ı ibrahimiye peşine ve aleyna maun. İbrahim Aleyhisselam'ın haline elbette salavat okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'a e elbette salavat okuyoruz. Peşine ne diyor? Bunu kendi kafana yapamazsın. Bak namazın tayyatında yapamazsın. Fıkha göre caiz değil. Ama bu hadiste sana bu izni vermiş. Araf'e günü bunu yaparsan diyor, onlarla birlikte bize de salavat getir ya Rabbi diye deme hakkı vermiş. Bak. Şimdi. Sen şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ehli beyti misin? Resulullah Aleyhisselam'ın ehli beyti misin? Ama Mevla buyuruyor ki Habibine bildirmiş Arafa günü yüz kere okursa peşine bize de salavat getir ya Rabbi onlarla beraber rahmetine kat. Bunu deme izni vermiş. Bu çok büyük bir izin, çok büyük bir gün, çok büyük bir saatte o salavata dahil ve nail oluyorsun kardeşim. Onun için bu zikri de inşallah ihmal etmeyesiniz.